Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. İsviçreli bilim insanları, hücresel faaliyetleri daha iyi inceleyebilmek amacıyla, karanlıkta parlayan fare üretti. Çalışmalar özellikle, mitokondrinin faaliyetlerini açıklamayı amaçlıyor. Zaman zaman bilim insanların yaptıkları çalışmalarda, oldukça ilginç yöntemlere başvurduklarına şahit oluyoruz. Bu çalışmalara, bir yenisini ekleyen İsviçreli bilim insanları, bir deney faresini karanlıkta parlayacak hale getirdi. Araştırmacılar, mitokondrinin sırlarını açığa çıkarmak için, bir laboratuvar faresini karanlıkta parlayacak hale getirdi. Böylelikle hücresel yapıların, nasıl çalıştığı ortaya çıkarılacak ve yeni bilimsel atılımlar, mümkün hale gelecek. Aslında bilimsel çalışmalarda, biyolojik yapıları ya da fareleri parlak hale getirmek, hiç de nadir görülen bir şey değildir. İsviçre'nin École Polytechnique Fédérale de Lausanne ise, yaklaşımıyla fark yaratıyor. Bu teknikte canlıların parlaması, ateş böceklerinin parlamasıyla aynı şekilde gerçekleştiriliyor. Mitokondri, biyoloji derslerinde de yıllardır söylendiği üzere, hücrelerin enerji kaynağıdır. Oksijen ve besinleri alır ve, adenozin trifosfat haline getirir. Adenozin trifosfat sayesinde, enerji taşınımı gerçekleştir ve biz de, metabolik aktivitelerimizi gerçekleştirebiliriz. Zamanda mitokondrilerin aktiviteleri, azalır ve durur. Araştırmacılar da, bunun nedenini bulmaya çalışıyor. Mitokondrinin içinde ve dışında olan, elektriksel akımlar, bazı moleküllerin geçişleri için, uygun ortam sağlıyor ve bir nevi kapı görevlisi rolü oynuyor. Hastalık halindeki reaksiyonları bilinen, bu yapıların nasıl çalıştığı ise, bilim insanları tarafından görüntülendi. Araştırmanın başındaki isim olan Elena Gaun, genetik olarak modifiye edilmiş fareleri, luciferaz adı verilen bir madde kullanarak elde etti. Luciferin adı verilen bir diğer maddeyle, tepkimeye girdiğinde bu madde ateş böceklerinin, parlamasını sağlıyor. Bulgulara göre mitokondriyal membran potansiyeli, mitokondri fonksiyonları için evrensel seçim kıstası oluyor. Bu yapının Alzheimer ve Parkinson gibi çeşitli hastalıklarda da, önemli rol oynadığı biliniyor. Yaşla birlikte azaldığı bilinen bu potansiyelin, değişimi ve canlı hücrelerdeki mitokondri çalışmaları, bu deneyle birlikte ilk kez görüntülenmiş oldu.